أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugün Kürt halkı üzerine, Kürtlerin tarihi geçmişi üzerine, onların İslam ile şereflenmeleri, İslam tarihinde Müslüman Kürt alimlerinin veya peygamberlerin veya nebilerin veya davetçilerin hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü sonuçta Müslüman Kürt halkı içerisinde muazzam bir sosyalist, komünist bir faaliyet var. Ve bu örgütler sürekli biz Kürtler eskiden Zerdüştük. Aslında bizim atamız Zerdeştir. Yani bugün Zerdüştlük Yezidilik dininin kurucusudur. Biz Kürtler tarihte hep Zerdüştük. Zerdüştlük dinine iman etmişiz. Biz hep bunu yaşamışız. İşte Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde bunlar silahla, kılıçla bizi katlederek, bizi öldürerek, bize istibdatla, bizi zorla Müslümanlaştırdılar gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ben de şunu söylemek istiyorum ki Allah-u Teala bütün dünya milletlerine, Kürtlere, Türklere, Araplara, Çerkezlere, Yahudilere, var olan bütün kavim ve kabilelere, bütün adalara, adacıklara, devletlere, beldelere, kariyelere Allah-u Teala Resul ve Nebiler göndermiş. Ve tarihte Kürtlere de gönderilmiş Resul ve Nebiler vardır. Bunlardan biri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dır, Hazreti Zülküf ve Elyasa ve Eyyub Aleyhisselam'dır. Bu peygamberler ve Yunus Aleyhisselam, bu peygamberler mazlum ve müstazaf olan Kürtlere geçmişte Allah-u Teala'nın gönderdiği Resul ve Nebilerdir. Bunlar gelmiş bu halkı davet etmiş, kimi zaman bu millet iman etmemiş, ona baş kaldırı yapmış, istibdatta zulümde bulunmuş, kimi zaman da korkmuş, Allah-u Teala istiğfar edip, tövbe edip, iman etmiş, İslam ile şereflenmiş. Onun için kardeşlerim, bugün biraz Kürtlerin İslam ile olan geçmişini, Kürtlerin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında Müslüman oldular mı, olmadılar mı, Müslüman sahabe Kürtler var mı, yok mu? Allah-u Teala nasip ederse biraz bunun üzerine durmak istiyorum. Nedenini başta söylediğim üzerine bugün Müslüman Kürt halkı içerisinde muazzam ateist, komünist, din düşmanı, İslam düşmanı ve her türlü ahlaksızlığı yaymaya çalışan bir takım mecralar, Kürtler işte İslam'la hiçbir zaman şereflenmedi. Kürtler zorla, silah zoruyla aslında Zerdaş, Zerduş iken veya Yezidi iken zorla Müslümanlaştırılmış, eğer sen Kürtsen zaten Yezidisin gibi böyle söylemlere ben sosyal medyada çok rastlıyorum. Bazen insanların bir takım Müslümanlar da asimilasyonun etkisiyle diyorlar ki ya işte Türklerin, Arapların, Farsların, onların bunların muazzam bir geçmişi, şaşalı bir tarihleri var. Peki biz mazlum Kürtler, biz hiçiz. Tarihte adımız bile duyulmamış gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ben de buna binaen biraz Kürtlerle alakalı onların İslami geçmişi, onlara gelmiş olan Resul ve Nebiler ve İslam'ın Kürtler içerisinde nasıl geldiği üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. En azından bunu dinleyen Müslüman bir Kürt en azından şunu bilecek ki aslında tevhidin babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kürtlerin atası olduğunu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam bugünkü Harran veya diğer ismiyle Ninova, Musul bölgesinde yaşadığı, Kürt asıllı olduğu, konuştuğu dilin, şivenin, lehçenin Kürtçe olduğu, isminin Kürtçe olduğu, hanımının isminin Kürtçe olduğu, babasının isminin Kürtçe olduğu, aynı keza annesinin isminin de Kürtçe olduğunu, İbrahim Aleyhisselam konusunda çoğu tarihçi aslında Kürt olduğunu, çünkü Huri Mitanni Devleti döneminde yaşadığını ve Nemrut dediğimiz Nemrutlar, yani ölümsüzlük iddiasında, ilahlık ve Rablık iddiasında bulunan Nemrutlar, ki bu bir unvandır, bu o dönemde Allahu alem ya Huri Mitanniler ya da Babil imparatorlarına, ki büyük ihtimalle Babil imparatorlarına verilmiş bir unvandır. Onlar kendilerini Rab ve İlah olarak takdim ettikleri için kendilerine Nemrut, yani Kur'an'ın tabiriyle Nemrut, Kürtçe deyimiyle Nemrut demişlerdir, ölümsüz demişlerdir. Ve bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu hiç kimse unutmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde münferit de olsa Müslüman sahabeler vardı. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'a yakın bir de Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın tabiri caizse ilk valisi olarak da tayin ettiği kimse Gaban el-Kürdi, diğer ismiyle Arapçada Caban diye geçer. Çünkü G harfi Arap alfabesinde olmadığı için Caban el-Kürdi olarak geçer. Hatta El-İsabe'de İmam Hacer el-Asqalani
El-İsâbe fil-Temyiz-i Sahâbe kitabında İbni Esir el-Cezeri'de yine El-Ma'rifetu Sahâbe kitabında son derece net bir şekilde Gâban el-Kurdi'den bahsetmiş. Hatta El-İsâbe'de Hacer el-Asqalani Câban el-Surdi diye geçirmiş. Sonra alimler, tarihçiler bunu değiştirmiş. Demişlerdir ki hayır, orada Surdi değildir, Kurdi'dir. Çünkü bir yazım hatası oluşmuştur. İlk sahabedir ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la defalarca görüşmüş, ondan ilim tahsil etmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk valisidir. Bunu Müslümanlar bilsin ve şunu çok iyi bilin ki İslam hukuku ve İslam devleti Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın vefatının 18, tabiri caizse vefatının değil, hicretin 18. yılında bugünkü Mardin'i, ondan sonra Farkin, ondan sonra Ahmet, bugünkü Van ve etrafı, aynı keza Roha, Ayntab bölgeleri sahabe tarafından fethedilmiş. Buralar fethedildiğinde bir Kürt devleti yok. Kürtlerin gene bir esaret dönemi var. Bir taraftan Bizans, bir taraftan da kardeşlerim Kisra'nın, yani Kayser'in onlar üzerinde bir zorba ve istibdati bir yönetim şekli var. Ve bu halk eziliyor, mustazaf. İslam o bölgeye girmesiyle beraber Kürtlerin kendi gönülleri ve rızalarıyla Müslümanlarla tanıştıkları takdirde Müslümanların o güzel ahlakını, merhametli yönlerini görünce de İslam'la şereflendikleri tarihçilerce kaydedilir. Ve ben bunu da üstüne basarak diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resullük, Nebilik geldikten sonra Araplardan sonra ilk Müslüman olan, yani toplu olarak İslam'a giren kavim Kürtlerdir. Kürtlerden sonra Faraslar, onlardan sonra Türkler girmeye başlamıştır. Bu böyledir, bir hakikat ve gerçektir. Onun için İbn Hacer el-Asqalani el-İsâbe fil-Temyiz-i Sahabe'de İbn el-Esir el-Cezari, Cezeri'de yine El-Ma'rifetu Sahabe kitabında Gâban el-Kürdi, ama şöyle söyleyeyim kardeşlerim, gene başta dediğim gibi G harfi Arapçada olmadığı için onun yerine C kullanılmış, Gâban. Biz bugünkü Kürtçe'de de Gâban kelimesini kullanırız. Gâban deriz. Gâban'ın manası çoban demektir. Çoban el-Kürdi, Gâban el-Kürdi isminde bir sahabeden bahsediliyor. Ve bu sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmüş. Ondan hadis rivayet etmiş. Müslüman, mümin bir insandır ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın ilk valisidir. O da bazen bölgesine vali olarak atanmış. Ve bunu hiç kimse unutmasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İlk atadığı valisi Gâban el-Kürdi'dir. Kendisi bugünkü Musul bölgesinden oraya göç etmiş ve orada Resulullah aleyhissalatü vesselamla tanışmış, İslam'la şereflenmiş. Oğlu Meymun el-Kürdi kendisi babasından hadisler rivayet etmiştir kardeşlerim. Onun haricinde bir kadından bahsediliyor. İsmi Zozan olarak geçiyor ama onunla yaptığım araştırmada pek bir bilgiye rastlamadım. Onun da Resulullah aleyhissalatü vesselamla Musul'dan ticari kervanlarla gidip Medine'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la tanışmış, kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş ilk kadın Kürt olarak tarif ediliyor. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki hicretin 18. yılında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın vefatından 8 sene sonra Kürtler kavim olarak İslamlaşmış ve hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit, hiçbir istibdat altında değil, kendi gönülleri ve hoşnutlukları ile İslam'la şereflenmiş, Müslüman olmuş.